Şimdi biz savcılıkta şunu isteyeceğiz mahkemelerde. Selçuk Bey, bu bir dakika savcılığa geçmeden bir şey soracağım ben Selçuk Bey. Şimdi sizin demecinizi ben yayınladım. Siz 11'inde demeç verdiniz, 12'sinde yazdım, 13'ünde çıktı. Şimdi 13'ünde yayınlandı ve dolayısıyla İçişleri Bakanı veya Emniyet Genel Müdürü veya Ankara Valiliği, Ankara Polisi veya istihbarat, polis istihbarat size saldırı saat kaçta oldu? Bir şey soracağım şimdi tam. 12.35'te oldu. Tamam. Cuma namazına 22 dakika, 23 dakika kala oldu efendim. Tamam, şimdi 12.30 diyelim. Bana saldırdı, 2 çeyrek geç oldu. Size saldırıldığı anda, arada 2 saat var. Neden benim evimin önüne polis gönderip de kontrol ettirmediler? Çünkü siz demeç verdiniz, ben yazdım. Eğer böyle bir saldırı olduysa emniyetin bir önleyici tedbir alması lazımdı. Dolayısıyla hemen benim evimin önüne bir ekip gelip polis seviyesi gelip. Siz çok iyi niyetli bir gazetecisiniz Orhan Bey. Ya çok, bakın tabii yukarıdan siz çok, bakıyor, Türkiye'de hukuk varsa, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı varsa, kuvvetler ayrılığı birliği varsa bunu söyleyebilirsiniz. Bugün Türkiye'de kuvvetler ayrılığı birliği yok. Bakın Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı diyor ki bunlar tepkiseldir diyor. İşte refleks ona getireceğim diyor. Peki, tepkisel. Yani tahmin ben etmeleri mümkün değil. İyi niyet değil. Ben gazetecilik yapıyorum şu anda. Sorularla gene gazetecilik yapıyorum. İkincisi, daha da önemlisi, siz, ben cinayet masasına gittim. Siz hangi masa geldi ifadenizi aldı? Yani ifadenizi... Cinayet masasından kimin geldiğini bilmiyorum. Emniyet, ben hastanede bir şahıslar geldiler. Evet. Benim ifademi aldılar. Evet. Daha sonra işte silahıma el koydular. Az önce anlattım. Emniyet müdürü diyor ki size organize suçlar ve işte terörle mücadele mi? Öyle bir ismi var. Tam organize suç şubesinin size bakması mücadele lazım. Dolayısıyla bir cinayet bakmış. Bir cinayet. Şimdi biz, bu ikisinin biz bir... sadece teşhis yapmaya... Şimdi bir dakika Sayın Uroğlu. Şimdi ben sevgili Özdağ... Böyle bağlayacağım da onun için bunu. Anladım. Sayın Özdağ. Duyuyor musunuz? Dinliyorum, dinliyorum efendim. Şimdi şunu anlatmaya dinliyorum çalışıyorum. Dinliyorum efendim sizi. Ha, Sayın Orhan Uğur ile ben sizi bir araya getirmemin amacı şu. Şimdi organize bir olay, aynı anda gerçekleşen, yani saat farkına baktığınız zaman o gün cuma, siz cuma namazına gitmek için evinizden çıkıyorsunuz. O saati biliyorlar. Şimdi Sayın Uğuroğlu şunu sordu, kendince haklı olarak. Röportaj yaptık, ondan dolayı saldıracaklarsa benim evimde de önlem almaları lazım dedi. Ama onu o kadar yüksek öngörüye sahip bir Türkiye'de bir emniyet anlayışı yok. Yani o bakın, mümkün bakın değil. Bakın meselemiz şu efendim. Müsaade eder misiniz? Buyurun. Bakın, yani bunu İçişleri Bakanı'nı savunmak için mi söylüyorsunuz? Anlamadım ben. İçişleri Bakanı'nın görevi ya benim güvenliğimi sağlayacak ya. Hayır söylediğinizi değil. Anlamadım ben. Selçuk Bey kusura bakmayın bir efendim, dakika. Benim öyle bir şey yok. İki saat geçmiş. Orhan böyle Bey, bir öngörü yok dakika, değil. Lütfen. Onun görevi efendim, anayasal görevi. Beni koruyacak. Size saldırı olmuş. Oturup düşünecek, diyecek ki bunu ilkokul mezunu akıl eder ya. İçişleri Bakanı akıl etmeyecek de ben mi edeceğim? Ama İki saat sonra da Orhan Uğuroğlu'na saldırı olmuş. Önlem alacak efendim. Orhan Beyciğim. Buyurun. Orhan Beyciğim. Adam diyor ki, adam diyorum bakın, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı. Diyor ki, refleksmiş. Bir dakika sorumu sorayım efendim. Sorumu sorayım. Bakın refleksmiş, tepkiselmiş. Peki, şahıslar yakalanmış mı? Hayır. Peki, şahıslar yakalandığını farz edelim, bir ifade ver. Müşler. Nereden bu ifadeye dayanarak o şahısların ifadesini doğru kabul ederek bir İçişleri Bakanı böyle bir şey söyleyebilir? Ne yapmışım mesela bu şahıslara, ne yapmışım ben? Sonra benim ifademi alınmadan neden böyle bir demeç verme lüzumunu hissediyor? Şunu söyler İçişleri Bakanı. Yapılan saldırı demokrasiyedir. Gazetecilere yapılan da demokrasiyedir. Selçuk Bey'e de yapılan demokrasiyedir. Biz bu failleri bulacağız. Arka planına kadar araştıracağız. Ve gereğini yapacağız. Daha sonra da kamuoyunu aydınlatacağız. Bunu söylemesi lazım. Sonra benim vermiş olduğum demece bakalım. Benim demecimde en ufak bir Sayın Bahçeli'ye hakaret var mı? Yok olsa yayınlamayız ki zaten. Tahkir var mı? Tezcik var mı? Ve alay var mı? İftira var mı? Yalan var mı? Ben sorular soruyorum. Ne sormuşum ben Bahçeli'ye? Kendisi bir demeç vermiş. HDP
terör örgütüdür, kapatılsın. CHP ve İYİ Parti de teröre yardım ve yataklıktan soruşturma geçirsin. Ben de oturmuşum, Cüneyt'in kendisine sorular sormuşum. Madem HDP kapatılsın diyorsunuz, CHP ve İYİ Parti, CHP de teröre yardım ve soruşturma geçirsin diyorsunuz. Size Ahmet Davutoğlu'yla, Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla arkadaşlarımız gelip koalisyon teklif ettiklerinde, madem ki Türkiye'ye uluslararası bir saldırı var, Gezi olayları, 6-7-8 Ekim olayları, Hendek olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye'ye yapılan uluslararası bir saldırıydı, ameliyattı, operasyondu. Siz niçin Ahmet Davutoğlu'yla koalisyon yapmayı kabul etmediniz diye sordum. Ve siz niçin bu kapatılsın dediğiniz HDP ile teröre yardım ve yataklık yapsın dediğini yapan CHP'ye bizi gönderdiniz? Madem ki bu iki parti böyle bir özelliğe sahipti, bunlara niye bizi onlarla gidin koalisyon yapın dediniz? Ve bir soru daha sordum. 4 tane operasyon yapıldı. Elhak doğru dedim. Ben de operasyon olarak kabul ediyorum. 17-25 Aralık'ta saatinizi 17-25 Aralık'a sabit tutarak, Can Dündar'a röportaj vererek, Sayın Davutoğlu'nu da aynı saatle karşılayarak böyle bir uygulama vardı sizde. Hatta yolsuzluk günü tayin ediyoruz diyerek açıklamalar yapıyordunuz. Yolsuzluk ve hırsızlık günüdür, kutlayacağız diyordunuz. Bugün onu niye yazmadınız? Sizce 17-25 Aralık ne ifade ediyor dedim. Doğu Türkistan'la ilgili niçin sesinizi yükseltmiyorsunuz gibi sorular sordum. Siyasetçinin en büyük silahı, tek silahı sözdür. Siyasetçinin tek silahı kelimelerin iksiridir, kelimelerdir. Buna bana cevap vereceklerine Semih Yalçın genel başkan yardımcıları her zaman yaptığı gibi işte bana gevşek, dönek, müptezel, bana sorduğum sorulara cevap ver. Boş ver senin benim müptezelliğimden, gevşekliğim. Bizim talimat almalarına gerek yok. Bizim delilerimiz var demiş. Şimdi ardından da ben tweet atmışım. Sizin delileriniz varsa bir akıllı gelir, o delilerinizin hakkından gelir demişim. Şimdi ne var bunlarda? Ve bunlar olup bittikten sonra ben Semih Yalçın'ın, özür dilerim, bir videosunu paylaştım. Siz bu Recep Tayyip Erdoğan yargılansın çözüm sürecinden vatan hainidir, vatan hainden yargılansın demiştiniz. Ah şu tebirler, yorumsuz ah şu tebirler diye paylaştım. Sonra da o cevaplar verdi gazetecilere, bana saldırılar oldu. Talimat olmalarına gerek yok dedi. Bakın efendim, en önemli şey de şudur. Şimdi sözünüzü tamamlayın da Sayın Özdağ, bir araya gideceğiz. Sözünüzü tamamlayın ama. İki kişi yakalandı. Üç kişi yakalanmadı. Başkaları var mı bilmiyoruz. 21. yüzyılda her taraf kameralarla dolu. Evimizin olduğu yer her taraf kameralarla dolu. Aşağısı cadde, yukarısı cadde. Apartmanların tamamında kamera var. Bu kameralar izlenerek bu şahıslar aynı gün yakalanmalıydı. Diğerleri gibi. Niçin yakalanmadı? Bugün 8. gün. 8 evet, günde arama kararını için çıkartıldı. Sayın Özdağ, 9'dan sonra yine konuşacağız. Size çok önemli bir şey soracağım. Bir gazeteci Metin Özkan hem kendi kanalında hem diğer kanallarda size karşı, MHP'ye yakın bir gazeteci, aynı zamanda Sayın Bahçeli'nin danışmanlığını da yaptı, çok sert suçlamalar yöneltti. O konuya gireceğiz ama bir ara vereceğiz. Aradan sonra size o konuda bir iki sorum olacak. Lütfen ayrılmayın. Az sonra birlikteyiz.